Merhaba arkadaşlar, Demarke Quiz'in 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda Erman Yaşar var, namı diğer, medya devi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ ol, seni sormalı. İyi, ofisinizi gördüm, hayırlı olsun. Teşekkürler. Demarke aldı yürüdü diyorlardı, inanmamıştım ama Donald Trump'ta yok böyle ofis. Valla helal olsun. Estağfurullah abi, teşekkürler. Sormak istiyorum abi, neden medya devi? Yani halkımın bana verdiği bir paye, bunu aslında siz halka da hitap eden bir kuruluş olarak onlara sorsanız daha iyi olur. Ben üstünde çok durmak istemiyorum. İçini doldurmaya çalışıyoruz inşallah, doldurabiliyorsak. Eyvallah, teşekkürler. Peki abi, önceki bölümleri izledin. İzledim. Hazırlanıp geldin diye duydum. Hazırlandım geldim, evet. Uğur Karakulukçu'ya rakip olmaya çalışacaktım ama 19 da biraz yüksek bir çıta, bakalım. Emre Özcan'la konuştuk. Kendisi söyledi. Hani evde hazırlanıyormuşsun abi 3-4 gündür. Tabii 48 saattir falan. Bayağı bu quiz için. Bütün şampiyonlar, sporcular falan ne varsa çıkardık. Alternatif sporlar falan. Aynen. Kaç yaparsın abi bugün tahminen? Valla 16-17 beni tatmin eder. Ama Uğur'a yetişirsem de tabii çok daha iyi olur. Zaten 5-6'da falan kalırsam da muhtemelen bu kaydı hemen hallederiz. Bir daha bir şeyler deneyeceğiz. Allah'ım. Sabaha kadar buradayız. Peki. O zaman abi hiç vakit kaybetmeden geçelim mi 3. bölüm? Eyvallah. Geçelim. O zaman 3. bölüm başlıyor. Benfica'nın simgesi olan ve iç saha maçlarından önce statta uçurulan kartalın adı A. Pas. Premier Lig'de 12 golle bu sezon sahasında en az gol atan takım B. Brighton. Yanlış. Bir Wimbledon geleneği olan ve turnuva süresince yaklaşık 30 ton tüketilen meyve Ç. Çilek. Doğru. 47 Ayın Sultanı D. Dünya Kupası. Doğru. Green Street Hooligans filminde West Ham taraftarları arasına girmeye çalışan bir gazeteciyi canlandıran aktör E. Elijah Wood. Doğru. 2005'te yönettiği Chelsea Barcelona maçı sonrası aldığı tehditler sebebiyle emekliliğini açıklayan Anders Frisk. Doğru. Ajax'ın altyapı tesislerinin adı olan Detokomsk Türkçedeki karşılığı G. Gençlik. Yanlış. Formula 1'de pilotları dışarıdan gelebilecek cisimlere karşı koruyan aksam H. Pas. 2011 draftında Sacramento Kings 2. tur 60. sıradan seçtiği oyun kurucu I. Pas. 25 yaşına kadar ehliyeti olmayan, ehliyet alana kadar antrenmanlara babası tarafından getirilen Barcelona futbolcusu J. Pas. İskoç tenisçi Andy Murray'nin eşi. Kim Sears? Doğru. Geçtiğimiz ay milli takımdaki ilk maçına çıkarak dedesine bahisten 19.400 euro para kazandırmayı başaran İngiliz futbolcu L. Pas. Euro 2004 playoff elemelerinde milli takımımıza 2 gol atan Letonyalı futbolcu M. Marianos Fastofusis falan gibi bir şeydi ama neyse. Pas. Avrupa Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9 kez Final Four oynayarak rekor kıran Türk kadın sporcu Nazay Demir. Doğru. Golden State Warriors'ın oynadığı salon. Oracle Arena. Doğru. 1896'dan beri düzenlenen son olarak Peter Sagan'ın kazandığı tek günlük bisiklet yarışı P. Paris-Roubaix. Doğru. Hoffenheim'ın futbol menajer sayesinde keşfederek transfer ettiği Brezilyalı futbolcu R. Roberto Firmino. Doğru. Newcastle United'ın ezeli rakibi S. Sunderland. Doğru. Breaking Bad dizisinde yer alan Gustavo Fring karakterine ismi verilirken esinlenen futbolcu T. Thorsten Frings. Doğru. Glazer ailesinin Manchester United'ı satın almasına tepki gösteren taraftarların 2005'te kurduğu futbol kulübü U. United of Manchester. Doğru. 2017 yılında Songs for You isimli bir albüm çıkartan NBA yıldızı V. Pas. Pas. İsviçre milli takımı forması giymiş Hakan ve Murat kardeşlerin soyadı Y. Yakın. Doğru. Roberto Mancini'nin çalıştırdığı takım Zenit. Z. Doğru. Boşa dönüyorum. Benfica'nın simgesi olan ve iç saha maçlarından önce statta uçurulan kartalın adı A. Almeida. Yanlış. Formula 1'de pilotları dışarıdan gelebilecek cisimlere karşı koruyan aksam H. Helmut. Yanlış. 2011 NBA draftında Sacramento Kings'in 2. tur 60. sıradan seçtiği oyun kurucu. Aziatamız. Doğru. 25 yaşına kadar ehliyeti olmayan, ehliyet alana kadar antrenmanlara babası tarafından getirilen Barcelona futbolcusu J. J'li Barcelona futbolcusu mu ya? Pas. Pas. Geçtiğimiz ay milli takımdaki ilk maçına çıkarak dedesine bahisten 19.400 euro para kazandırmayı başaran İngiliz futbolcu ve süremizin sonuna geldik. Eyvallah. Abi tebrikler. Yani ben de Bahadır İzgeç'i tebrik ediyorum. Hakikaten hakkını vermiş quiz'in. Parçaladı bizi. Neyse yani olduğu kadar artık. İstersen bakalım şey. Abi kaç doğru bakalım. Kaç boş kaç yanlış var. 15 doğru. 4 boş 4 yanlış. Evet. Yani çok iyi bir performans olmamakla beraber yani 15 doğru sınırımızdı. En azından onu tutturmuşuz. Evet, istersen abi soruların üstünden şöyle bir geçelim. Tamam. Yanlışlardan gidelim.
istiyorum. Benfica Kartal'ın adı nedir abi? Yani Almeida dedin abi. Niye? Yani ne ilk Portekiz. Ya Portekizli isim André Silva falan diyecektim. Neymiş abi, adı? Adı Agui Vitoria. Ha, yok. Agui ya benim Vitoria. Kendisiyle hatıralarım var ama ismini anlatmak bilecek. Anlatmak ister misin abi? Ya yani anlatmıştım zaten geçtiğimiz şeylerde de işte onun bir Benfica Sporting maçı az kaldı ertelendi 40-45 dakika havada bir şeyler uçuşuyordu. Biz de nedenini bulamıyoruz canlı yayında bir türlü Twitter'da araştırıyorum ediyorum. Ozan Sülüm spiker arkadaşlarımdan abi sanıyorum Benfica Kartalı tele falan takıldı onun tüyleri uçuyor falan demişti. Öyle neredeyse canlı yayında bunu kullanacaktım öyle bir hikayem var Benfica Kartalı'yla ama işte... Burada evet, maalesef çelme taktı abi sana. Olsun, canı sağ olsun. Bir diğer yanlış soruya geçelim abi. Premier Lig'de 12 golle bu sezon sahasında en az gol atan takım. B dedim. Ve Brighton dedim. Evet ya Brighton dedim. Burnley. Brighton çok az gol attı çünkü. Onların epey maçını anlattım. Sanıyorum Burnley'in de hiç maçını anlatmadım. Tabii yani takip ediyorum sağda solda ayrı konu ne yaptıklarını ne ettiklerini ama. 12 golde çok az değil mi abi? Az ben Brighton... O kadar az gol atıyor ki hakikaten yani Premier Lig'e yakışmayacak bir. Onlar geldi aklıma. Neyse onların da canı sağ olsun. Bir diğer yanlışa geçelim abi. Ajax'ın altyapı tesislerinin adı olan De Tokomsk'un Türkçedeki karşılığını sordum. Buna genç ya genç şimdi Ajax'ın altyapı gençlik dedim. Evet. Ajax'ın altyapısı hani zaten genç oyuncularla falan bilmiyordum. G denince hani en mantıklı o sallanır dedim ama. Doğru cevap abi gelecek. Olacak. O da olur tabi. O da kabul edilir. Bir diğer soru Formula 1. Formula 1 ile aran nasıl abi? Yani 2008-2009'dan beri hiç yok. Hiç yok. Evet yani Lewis Hamilton'ın ilk şampiyonluğundan sonra bıraktım. Sonra diyorsun, hayır oralarda falan bıraktım. Bıraktım. Formula 1'de pilotları dışarıdan gelebilecek cisimlere karşı koruyan aksam. Kask diyecektim bunu ama H'de kask olmayacağı için bir şey diyemedik. Helmet falan diye saçmaladık. Biraz yaklaştın abi ona ama halo deniliyormuş. Buradan da iyi bir bilgi. Evet yani bunları tabii... Bu bilgiyi aklından nasıl sileceğim diye düşünmeye başlamışsın. Yarın öbür gün lazım olur belli olmaz. Abi istersen boşlardan devam edelim. Edelim. 25 yaşına kadar ehliyeti olmayan, ehliyet alana kadar antrenmanlara babası tarafından getirilen Barcelona futbolcusunu sorduk. Ya Barcelona'dan bana hayır gelmedi 36 yaşıma kadar. Burada da gelmedi. Çok şaşırmadım. Jordi Alba. Yıldızımız barışmıyor. Bunlar, bu arkadaşlarla. Evet, Alba. Jordi Alba'yı beğenir misin? Bu sene müthiş oynuyor. Ya genelde de beğenirim zaten de bu sene müthiş oynuyor. İyi bir bek. Yani zaten sayılı beklerden birisi. Aynen. Hiç yani bütün bir kadroyu şöyle bir geçirdim aklımdan ama ya tam da öyle bir yerden sormuşsunuz ki yani geri savunma hattı falan hani orta sahayı forveti falan bir düşündüm. Neyse. Bahadır İzgeç yine çıkartmış. Yaraladı bizi Bahadır. Euro 2004 playoff elemelerinde milli takımımıza 2 gol atan Letonyalı futbolcu. Ya orada bir şeyler söyledi. Ya bu ismi zaten yani hatırlıyorum bir yandan ama yani zaten Leton isimleri zor isimler. Yani hatırlamak yani hatırlasan da söylemesi telaffuzu falan. İşte öyle Maris Fofuskis falan gibi bir şeyler dedim ama tam hatırlayamadım adamın adını. Öyle bir şeylerdi. Maris Verpakovskis. Ha işte o evet. Olsun ya iyi yani burada çayımızı içtik. Ondan sonra sizlerle muhabbetimizi yaptık. Keyifli keyifli. Ben bundan gelirim 2 senede bir buraya. Gel abi her zaman. Bir dahaki quizde 18-19'u hedefliyoruz. Çalışarak geleceğim. Demek ki 48 saat yetmiyor. Peki abi buradan bir sonraki yarışmacılara bir mesajın var mı? Özellikle vallahi, mesela Emre Özcan'a falan. Emre Özcan ve diğer arkadaşlar. Bahadır İzgeçler'inizi iyi tutun. O keyfini şey yapın. yüksek tutun. O kadar diyebileceğim başka bir şey yok. Yani inşallah sakata gelmezsiniz. 15-16 ideal. Uğur Karakulukçu da kutluyorum bu arada. Yani mesela ben Uğur'un tabii kanepede yatarak elimde kolayla izlerken 19 yani daha fazla yapabilirdi sanki falan dedim. Ben de 19-20 yapmıştım. Ama burası hakikaten biraz geri. Ya ben mesela o Kim 500 milyar isteri falan seyrederken ya kardeşim bu nasıl bir şov? Yani 3. soruda elenen falan şey diyordu ya hani abi hani burası farklıymış evde ben çok şey yapıyorum falan. Artık kimseye sallamam. Evet, hakikaten farklı. Bunun farklı bir heyecanı oluyor atmosferi. Maç anlatmaya benzemiyor. Yalan değil. Abi bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Davet ettiniz. İnşallah. İnşallah ilerleyen... başka formatlarda. İnşallah. Keyif duyarım.
Teşekkürler abi. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah.